Merhaba değerli özel güvenlik görevlisi arkadaşlarım. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın hatırlatmasını yapıyorum. Ve geçiyorum konumuza. Özel güvenlik sınavlarında çıkabilecek Banko sorular video serisi 15'er sorudan oluşan bir video serisidir ve günlük olarak yayınlanmaktadır. Banko sorular 18. videosuyla karşınızdayım. Çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin arkadaşlarım. 1. Önemli kişi koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür. B. Özel koruma görevi önemli kişinin programlarında ve ikametgahında 24 saat esasına göre yapılır. C. Koruma görevlisi önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir. D. Koruma görevlisi görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır. E. Koruma görevlisi teknolojik gelişmeleri, silahlarla ilgili yenilikleri takip etmelidir. Arkadaşlarım, bildiğiniz üzere koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür. Özel koruma görevi önemli kişinin programlarında ve ikametgahında 24 saat esasına göre yapılır. Koruma görevlisi görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır. Elindeki bütün imkanlar ile, sağlayabildiği bütün imkanlar ile önlem almalıdır arkadaşlar. Koruma görevlisi teknolojik gelişmeleri, silahlarla ilgili yenilikleri takip etmelidir ki bunlara karşı önlem alabilsin. Fakat C seçeneğinde bize sunulan koruma görevlisi önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir seçeneği elbette koruma hizmeti açısından doğru olmayan, yanlış olan bir seçenektir. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde hangisi doğru değildir dendiğinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. Geçiyorum. Evet. Bu şıkta da görüldüğü gibi. 2. Aşağıdakilerden hangisi işinde başarılı olmak isteyen bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranış unsurlarından birisi değildir? A. Kontrolü almaya hazır olma. B. Temiz ve düzenlilik. C. Gergin olma. D. Farkında olma. E. Her an tetikte olma. Elbette arkadaşlarım, kontrollü almaya hazır olma, temiz ve düzenlilik, farkında olma, her an tetikte olma, başarılı olmak isteyen bir özel güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranışlarındandır. Ancak gergin olmak başarının önünde önemli bir engeldir. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu unsuru, gergin olma unsurunu rahatlıkla seçebiliriz. Görevinde başarılı olmak isteyen bir özel güvenlik görevlisinin gergin olmaması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu şıkkı seçebiliriz diyelim ve geçelim 3. sorumuza. 3. Korunan kişiye yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? A. Araçlar yavaş seyretmelidir. B. Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır. C. Öncü istihbarat çalışması yapılarak olası tehlike noktaları, yani boğma noktaları göz önüne alınmalıdır. D. Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur. E. Koruyucu bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzilli silahları için önlemler alınmalıdır. Arkadaşlarım, eğitimlerden de hatırlayacağınız üzere artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır. Öncü istihbarat çalışması yapılarak olası tehlike noktaları göz önüne alınır. Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur. koruyucu bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır. Fakat araçların yavaş seyretmesi gibi bir durum koruma düzeninde veya faaliyetinde uygulanan bir davranış değildir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde araçlar yavaş seyretmelidir seçeneğini rahatlıkla seçebiliriz. Böyle bir uygulama söz konusu değildir. Geçelim. 4. İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirilirler? A. Seyirci kalabalık. B. Organize olmayan aktif kalabalık. C. Organize olmayan pasif kalabalık. D. Karşıt gösteri sonucu oluşan kalabalık. E. Organize pasif kalabalık. Değerli arkadaşlarım, eğitimlerimizden de hatırlayacağınız üzere burada bina sakinleri organize değil. Bakın, binaların işte kaydığını gören bina sakinleri organize olmadan fakat aktif bir şekilde tepki göstermeye başlıyorlar. Dolayısıyla organize olmayan aktif kalabalığa bir örnektir bu durumda anlatılan. Seyirci kalabalık değil, organize olmayan pasif kalabalık değil, karşıt gösteri sonucu oluşan kalabalık değil, organize pasif kalabalık değil. Burada anlatılan kalabalık türü organize olmayan aktif kalabalıktır. Geçelim. 5. Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir? A. Önemli kişi mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır. B. Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır. C. Önemli kişinin aracı çıkışın tam karşısında yer almalıdır. D. Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir. E. Önemli kişi araca binmeden koruma aracına binmemelidir. Elbette değerli arkadaşlarım, önemli kişi mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır. Önemli kişinin aracı çıkışın tam karşısında yer almalıdır. Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir. Önemli kişi araca binmeden koruma aracına binmemelidir. Bu seçenekler uyulması gereken kurallardandır. Fakat B seçeneği, araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır seçeneği yanlış olan bir seçenektir. Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır ki hemen hızlıca bir durum karşısında harekete geçirebilsin. Dolayısıyla buradaki seçenek uyulması gereken kurallardan olmayan araçların çalışır vaziyette olmamalıdır seçeneği yanlıştır. Bu seçeneği seçmemiz gerekir sınavda çıkması halinde. 6. Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir? Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması neyin amacı olabilir arkadaşlar? A. Koruma. B. Saldırı. C. Sabotaj. D. Sızma. E. Terör. Arkadaşlar, zaten seçeneklerden de anlayacağınız üzere tabii ki saldırının, sabotajın, sızmanın ve terörün amacı değildir zorlaştırmak. Onların amacı saldırıyı, suikastı mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır. Fakat burada korumanın asıl amaçlarından bir tanesi de suikastının mümkün olduğu kadar zorlaştırılmasıdır. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde koruma seçeneği seçmemiz gerekir arkadaşlar. 7. Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir. B. Koruma işi kesintiye uğratılmadan 24 saat izleme yasasına göre yapılmalıdır. C. Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır. D. Koruma esnek olmalı, korunan kişinin görevini engellememelidir. E. Koruma personeli ekipten ayrı bireysel davranmalı, ekip ruhu ile hareket etmemelidir. Elbette burada yanlış şık kendini net olarak belirtmektedir arkadaşlar. bunun üzerinde konuşmaya, çok fazla konuşmaya bile gerek yok. Koruma personeli ekipten ayrı bireysel davranmalı, ekip ruhu ile hareket etmemelidir seçeneği elbette yanlış bir seçenektir. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir. Koruma işi kesintiye uğratılmadan 24 saat izleme esasına göre yapılmalıdır. Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır. Bunlar yapılırken de arkadaşlar koruma esnek olmalı, korunan kişinin görevini engellememelidir. Bu seçenekler doğru. E seçeneği elbette olmaması gereken, yanlış, tam tersi olması gereken bir durumdur. Dolayısıyla E seçeneğini seçebiliriz diyelim ve geçelim 8. sorumuza. 8. Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane veya stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Takip çalışması. B. Tarasut çalışması. C. Öncü istihbarat çalışması. D. Gözetleme çalışması. E. Hedef belirleme çalışması. Elbette arkadaşlar önceden gönderilen ekip ve çalışmasına öncü istihbarat çalışması denir bildiğiniz üzere. 9. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin silahlı çalışma iznine sahip olup silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin görevlendirilen yerde çalışabilir. B. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin sadece silahlı görev yapılan bir yerde görevlendirilebilir. C. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin çalışma izni silahlı olduğundan özel güvenlik kimliğini silahsıza çevirdikten sonra çalışabilir. D. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin valilikten izin aldıktan sonra çalışabilir. E. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin silahsız bir şekilde çalışamaz. Elbette arkadaşlar doğru seçeneğimiz özel güvenlik görevlisi Bünyamin görevlendirilen yerde çalışabilir. Silahlı kimliğe sahip olan özel güvenlik görevlileri hem silahlı yerlerde hem de silahsız yerlerde çalışabilirler. Fakat silahsız güvenlik görevlisi, bu kimliğe sahip olan güvenlik görevlisi silahlı bir projede, silahlı çalışılması gereken bir yerde çalışamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde böyle bir soruya da bu cevap verilebilir değerli arkadaşlarım. Geçelim 10. sorumuza. 10. Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir? A. Aracın tamamen zırhlı olması. B. Motor gücünün yüksek olması. C. Tamponlarının takviye edilmiş olması. D. Havalı kornasının mutlaka olması. E. Ülke şartlarına uygun donanımda olması. Ülkemizde havalı kornalar çok havalı ve çok yaygın arkadaşlar. Fakat makam aracında bulunması gereken özelliklerden biri olmayan havalı kornasının mutlaka olması seçeneğidir. Bu seçeneğe, yani böyle bir şeye ihtiyaç yok makam aracında. Aracın tamamen zırhlı olması, motor gücünün yüksek olması, tamponların takviye edilmiş olması, ülke şartlarına uygun donanımda olması makam aracının da olması gereken özelliklerdendir. Fakat havalı kornasının olması böyle gerekli olan özelliklerden biri değildir. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçebiliriz sevgili arkadaşlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biridir? A. İfade alma. B. Delil inceleme. C. Suç soruşturması yapma. D. Olay yerini ve delillerini koruma. E. Kimlik tespit etme. Sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz üzere özel güvenlik görevlisi ifade alamaz. Delil incelemesi yapamaz. Suç soruşturması yapamaz. Kimlik kontrolü yapabilir fakat kimlik tespit etme çalışması yapamaz. Burada kalan tek seçenek olay yerini ve delillerini koruma. olay yeri ve delillerini nasıl koruyabilir? Şerit çekebilir. Başkalarının olay mahalline girmesini engelleyebilir. Ne zamana kadar? Genel kolluk olay mahalline ulaşıncaya kadar olay yerini ve delilleri korur. Genel kolluk geldikten sonra da kendilerine yardımcı olmaya devam eder. Olay yerinin korunması, yabancı kişilerin girmemesi için çalışmasına devam edebilir. Genel kolluğa yardımcı olabilir bu konuda. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi olay yerini ve delilleri korumadır arkadaşlar. Diğer seçenekler özel güvenlik görevlisinin yetkileri dahilinde değildir. Sırada çıkması halinde bu seçeneği seçebiliriz. 12. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez? A. Tehlike düzeyi. B. Kişisel saldırı olasılığı. C. Araçlar ve kabiliyeti. D. Yerel güvenlik desteği. E. Koruma görevlilerinin karakteri. Bu soruyu daha önceki sorularımızdan da, daha önceki videolarımızda da sormuştuk arkadaşlar. Yine sorduk. Çıkma olasılığı yüksek olan soruları tekrar soruyoruz arkadaşlar. Zaten aslında sorduğumuz soruların, şu anda çalıştığımız soruların tamamı çıkma olasılığı yüksek olan sorular arkadaşlar. Bunu yine daha önceki videoları izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Elbette konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde koruma ve koruma görevlilerinin karakteri ne dikkat edilmez. Böyle bir hususa dikkat etmeye gerek yoktur. Tehlike düzeyi, kişisel saldırı olasılığı, araçlar ve kabiliyetleri, yerel güvenlik desteği dikkate alınabilir, alınmalıdır. Fakat koruma görevlilerinin karakteri bu noktada belirlenmesi gereken hususlardan değildir arkadaşlar. 13. Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Değerli arkadaşlarım, bu yalnızca özel güvenlik alanında değil, kamusal işlerde de veya diğer bütün işlerde arkadaşlar amirlerin konusu suç teşkil eden emirler vermesi yasal değildir. Dolayısıyla konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi doğru bir davranış değildir arkadaşlar. Burada hiçbir surette emri yerine getirme seçeneğini seçmemiz gerekir. Her nerede olursanız olun arkadaşlar, konusu sizin yaptığınızda suç olacaksa, suç teşkil edecekse kesinlikle böyle bir emre itaat edilmez. Böyle bir emir yerine getirilmez arkadaşlar. İster kamuda olun, ister özelde olun, ister herhangi bir iş, işte bir işçilik işinde olun, nerede olursanız olun, konusu suç teşkil eden emir yerine getirilmez arkadaşlar. Bunu böylece bilin. Diğer seçenekler, yanlış olan seçenekler nelermiş ona da bakalım. Emri yerine getirir, yanlış. Emri verenin sorumluluğu üzerine alması halinde emir yerine getirir, yanlış arkadaşlar. Amirinden emri yazılı olarak vermesini ister, hayır. Emrin yazılı olarak verilmesi halinde emri yerine getirir. Hayır arkadaşlar, hiçbir surette emir yerine getirilmez. Diyelim ve geçelim 14. soruya. 14. Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden değildir? A. Koruma amiri. B. Ekip amiri. C. Sağ ön ile sol arka koruma görevlileri. D. Öncü koruma görevlileri. E. Özel kalem görevlileri. Koruma organizasyonunda arkadaşlar özel kalem görevlilerinin herhangi bir rolü yoktur. Dolayısıyla burada koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden olmayan özel kalem görevlileri seçeneğini seçmemiz gerekir. Geçelim 15. ve son soruya arkadaşlar. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişkiyi en doğru şekilde nasıl olmalıdır? A. Genel kolluk özel güvenliğe müdahalede bulunmamalıdır. B. Özel güvenlik genel kolluğa karşı mesafeli olmalıdır. C. Suçların önlenmesinde koordineli çalışmalıdırlar. D. Genel kolluk ve özel güvenlik birbirlerine bilgi aktarmamalıdır. E. Genel kolluk özel güvenliği denetlememelidir. Burada doğru olan seçenek arkadaşlar C şıkkında suçların önlenmesinde koordineli çalışmalıdırlar seçeneğidir. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde C seçeneğinde anlatılmıştır. Öyleyse sırada çıkması halinde bu seçeneği seçebiliriz. Dedik ve bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Sonraki videolardan haberdar olabilmeniz için lütfen kanalımıza abone olun. Bu videoların devamının gelmesi için de videolarımızı beğenirseniz ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz seviniriz. Diyelim bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.